Bayağı yoruldum ya. Ama durmak yok. Daha çok iş var. Aşkım. Aslı, ne işin var senin burada? Sana yemek getirdim. Yemek mi getirdin? Bak. Bir. İki. Sonra üç. Vay, sen mi yaptın yoksa? Yok canım artık, o kadar da değil. Yani yapabilsem yapardım tabii ama yapamıyorum biliyorsun, beceremiyorum. Çalışıyor musun? Çalışıyorum da, otursana Aslı'cığım. Ya oturmayayım hiç, böyle çok iyiyim çünkü süperim böyle. Tamam. Sen beni bayağı özlemişsin. Evet, ne diyorum, çok özledim diyorum ya. Aa, ne oldu? Saçın bir yerime bir şey oldu, takıldı. Çok canın yandı mı? Yok ya, yanmadı. Allah. Özür dilerim ya. Yok, benim değil. Benim değil mi? Tamam. Gideyim ben o zaman. Çok işim var senin zaten. Değil mi? Verdim yemekleri de. Gideyim artık. Gideyim artık, değil mi? Tamam, ben de çalışmaya devam et. Bu dosyaları mutlaka muhasebeciye çıkar, tamam mı? Kerem, müsaitsen bir şey söylemem lazım. Tabii abi, buyur. Şu borç vardı ya, o aslında bizim evde duran paraydı. Acelesi yoktu da, hanımın kardeşi ev alacakmış. Açığı da varmış. Benim o parayı yerine koymam lazım. Birkaç gün demiştin ya. Zor duruma sokmak istemem seni ama ne zamana geri ödersin? Sen bana birkaç gün daha izin ver. Ben bulup getireceğim sana parayı. Tamam, sağ ol. Kusura bakma tekrar. Kızım bayağı yoğulmuş çocuğun saçını ya. Abartıyor ya hayat. Öyle yolmak falan olmadı yani. Hayır, benim anlamadığım bu işlem için bunların tek deli yetiyor diye biliyorum ben. Sen niye çocuğun saçını avuçladın ki? Anlamıyorsun. Çünkü bilmiyorsun, tamam mı? Bilmiyorsun çünkü bu tıbbi teknik bir konu. Bir kere köküyle almam gerekiyor benim o saçı. Teste çıkabilmesi için. Ayrıca tek deli alsaydım yeter, kaybolsaydı. Yoğun böyle tek deli kökünden alamasaydım da kırılsaydı. Ondan dolayı böyle yaptım. Kıyamam ya. Nasıl can acımıştır. Öyle biliyor musun? Hayat böyle bir ah diye şey vardı ki. Uf, görecektin. Ha. Bir de böyle of dedi. Bütün karşıki dağlar yıkıldı hep. İpek. İpek. Tamam. Tamam ya, üf. Ciddi bir mesele konuşuyoruz. Şaka yapmayacağım. Kaldırmıyor. Kızlar. Bana bir akıl verin ya. Ya bu test sonucu Emre'ninkiyle aynı çıkarsa? Ya yalan değilse? Kocama yalan söylemek istemiyorum. Öğrenince beni zaten affetmeyecek. Haklı da. Ne haklı ya, ne haklı? Niye affetmiyormuş? Senin ne suçun var? Sen bütün bunları hep... Onun için katlandın zaten. Onun için yaptın. Emre'nin o saçma sapan aşağılık tavırlarına da onun için katlandın değil mi? Affetmek zorunda, mecbur. Kuzum bak, sen şimdi bir dur bakalım, bir sakin ol, bir sabırlı ol. Zaten o pisliğin yalan söylediğini ortaya çıkartacağız biz. Sen yeter ki o saçları al, sonrasında bana bırak. Tamam, tamam, alacağım. Umarım şüphelenmez. Bu aralar diken üstünde. Neyden şüphelenecekmişim ben?